Arkadaşlar, mola arasında oyun kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için çok sevmiş olduğum Stardew Valley oyunu videosunu çekiyorum. Arkadaşlar, bu oyun çok kapsamlı bir oyun. O yüzden sadece bir çiftçilik oyunu değil, İlerleyen zamanlarda zaten siz de bunu fark edeceksiniz. Önce hava durumuna bir bakalım. Bir numaralı hava durumu haber ve eğlence kaynağınız Kuzey 5'e hoş geldiniz. Şimdi de karşımda yarınki hava durumunu, gün boyunca açık ve güneşli olacakmış. Şuradaki yaban havucu domu aldık, 15 tane. Şimdi arkadaşlar, Başkan Levis bize doğum göndermiş. Dışarıya çıkalım. Burası bizim arazimiz. Görmüş olduğunuz gibi bu arazi bayağı kapsamlı ve geniş. Ama şu anda bakım olmadığı için bayağı bir sıkıntılı. Taşlar, odunlar, çimenler. Hemen kendimize burada bu şekilde bir arazi ekin ekmek için yer ayarlayalım. Oyunumuza bu şekilde başlayalım. Arkadaşlar, 500 altınımız var. 500 altına doğum alıp buraya dikeceğiz. Şurada görmüş olduğunuz ünlem işareti var. Burada da size talimatlar veriyor. İşte yeni gelen şeyler. Onları göstereyim ve aynı zamanda burada bizimle kasabadaki kendini tanıtmak hoş bir hareket olurdu. Kimleri yeni çiftçiyle tanışmak için sabırsızlanıyor. Burada ilk görevimiz bizim bugün kasabadaki insanlarla kendimizi tanıtmak. Sağ altta görmüş olduğunuz arkadaşlar, bu bizim enerjimiz. Bu enerjiyi güzelce kullanmamız lazım, yoksa çalıştıkça düşer. Ona dikkat edelim. Şimdi saat 8. Saat 9'da normalde dükkanlar kasabada açılıyor. O yüzden biz önce şöyle bir buraya çapamız doğum ekmek için çapamızı açalım. Doğumlarımı ekeceğim ama şimdilik şöyle bir ufak arazi işimizi görür. Evet, tohumlarımızı aldık ve ekime bu şekilde başladık. Bu arada bunları bu şekilde ektik. Daha sonra bunları sulamamız gerekiyor. Sulamazsak eğer bunlar çer çöp olur giderler. Şunlar suda. Evet. Evet. Şimdi de suladık. Bu arada suyumuz bittiği zaman buradan suyumuzu bu şekilde doldurabiliriz. Şimdilik bu şekilde dursun. Evet. Görmüş olduğunuz bu buradaki posta kutumuz. Burada da gelen mesajları buradan okuyabiliriz. Aynı zamanda şu kutuda buraya atmak istediğimiz malzemeleri buraya bırakıyoruz. Burada da gönderilen listesinde her sabah alıyorlar ve bize para veriyorlar. Şimdi kasabaya doğru ilerleyelim. Görmüş olduğum insanlarla bu şekilde tanışacağım. İki kişiyle tanışmıştık zannedersem. Evet. Burası kasabanın, şu görmüş olduğunuz kasabanın meydanı. Burası sağlık ocağı, işte ne derseniz deyin. Buraya bir girelim. Bununla tanışabiliyoruz mu? Bir dakika. Şöyle yanına gidelim. Yok, gidemiyoruz. Bunlar daha sonra tanışabiliriz. Hemen yan tarafında marketimiz var. Bu markette Kuz. Merhabalar efendim. Ben Kuz.
Yıldız Kayıcı salonunun sahibi ve şefiyim. Tamam, bununla tanıştık. Sen kimsin? Ege Bey. Ah doğru, eski çiftliğe yeni birinin yerleşeceğini düşünmüştüm. Bu benim için biraz kötü oldu. Ormanı aratmayan tarlaları bir başıma keşfetmekten zevk alıyordum. Neyse sen de tamam. Senle de tanıştık. Pierre. Hey, siz yeni çiftçi mola arası oyun bey olmalısınız. Ben Pierre. Bölge bakkalın sahibiyim. Evet. Doğum arıyorsanız benim dükkana uğramalısınız. Ayrıca sağlam fiyata sizden ürün de alabilirim diyor. Şimdi buradan ne alabilirim? İlk başta bu 4 günde çıkıyormuş. Fasulye 10 gün uzun sürer. 12 gün patates 6 günde yetişir diyor. Ben öncelikle bundan yaban havucu doğumu alacağım. Böyle paramın hepsine kaç tane ediyorsa 25 tane mi etti? 25 tane etti. Tamam. Bununla da tanışalım. Hey sen kim? Maria. Ah başkan Levi senden bahsetmişti. Ben Maria. Ben de memnun oldum. Devam edelim. Bu arada bir bakalım. 6 kişiyle tanıştık şu ana kadar. Biraz keşfetmek istiyorum. Dur, sen kimsin? Sam. Selam, ben sen. Tanıştığımıza memnun oldum. Ben de Sam. Şimdilik seninle daha sonra konuşuruz. Burası, evet, o az önceki konuştuğumuz Yıldız Kaydı Salonu'nun burası. İyi akşamlar. Sana ne getirebilirim? Kuz. Ama şu anda akşam değil de neyse. Daha 12 saat. Senden bir şey istemiyorum. Ha. Dur, sen kimsin? Kaçma. Gel buraya. Oo, kasaba bayağı kalabalık. La, merhaba, seninle tanıştığıma memnun oldum ben de. Sen kimsin? Seninle tanıştık mı? Maria, çiftliğimde hayvan ve hayvan bakım malzemeleri satıyorum. Bir ara uğra olur mu? Tamam. Seninle de tanışmış olduk. Sen Penny. Ah merhaba, ben Penny. Merhaba. Seninle de tanıştık. Tamam. Burası nere? Aa, burada kimse yok. Geri çıkalım. Arkadaşlar şimdi şuna basıyorum. Evet arkadaşlar, bu arada şunu da söylemek istiyorum. Bakın burada mesela çiftçilik, madencilik, toplayıcılık, balıkçılık ve savaşma var. Yani sadece bir şey için değil. Buradaki görmüş olduğunuz bu kişilere hediye vererekten bunlarla bu şekilde arkadaşlarımızı daha samimi olabiliyoruz. Mesela bakın, bu Egwill bekar yazmış. Bununla sonradan evlenebiliriz mesela. Ondan sonra sen mesela bekar, erkek ya da kız. Mesela beni bekar, la bekar. Bu şekilde bunlara kalp hediye vererek daha sonra dediğim gibi arkadaşlarımı samimi ileri. Burada envanter var. Bunlar da çok önemli. Mesela şu anda toplamış olduğum odunlardan şöyle bir ahşap yapabiliyorum. Sandık, bu çok önemli. Bunun toplamış olduğumuz bütün malzemeleri
Bunun içine fazlalıkları koyup o şekilde çantamızı boşaltıp istersek satabiliriz de yani. Neyse şöyle gezmeye devam edelim. Yola görmüş olduğumuz işte önümüze çıkan bu bitkileri falan alıp bunları da ilerleyen zamanlarda siz de göreceksiniz. Bunları isterseniz satıp para kazanın, isterseniz bu şekilde yemek yiyecek bir şeyler yapılabilir. Burası kütüphane. Merhaba. Yıldızcı Arkeoloji Ofisi'ne hoş geldin. Burası arkeoloji. Şey, biraz uzak vereceğim ama bir önceki müdürün bütün koleksiyonuyla beraber kaçmış. Adam şey yapmış ya, kaçmış. Tamam, sana bulursam getirebilirim ama seninle tanışmak için şöyle yanına gidebiliyor mu? Gidemiyorum. Bulmuş olduğumuzda şeyleri buraya koyup bu şekilde buraya doldurmamız lazım. Şimdi şu anda herhangi bir şeyimiz olmadığı için buradan çıkalım. Yukarıya doğru gidelim. Kasabayı keşfetmeye devam ediyoruz. Sen kimsin? Gilit. Selam, ben Gilit. Kasabanın demircisiyim. Ekipmanlarını geliştirmek istediğim zaman bana gelebilirsin diyor. Şu andaki envanterimdeki olan balta olsun, kazma olsun, bunlar birinci seviye olduğu için o yüzden çok düşükler. Alet geliştirmek için 2000 tane altına ihtiyacım var. Şu anda benim altının olmadığı için herhangi bir şekilde bir şey yapamıyorum. Neyse, buradan da çıkalım. Kasabayı keşfetmeye devam edelim. Şu anda alt kısımdayız. Şöyle buraya da gelelim. Aha şu, sen kimsin? Yanımdan biri geçti. Sen kimsin? Hello. Ben de tanıştığınıza memnun oldum. Adını tam olarak söyleyemedim ama neyse. Bunlar arkadaşlar güzel para veriyor. Bunları toplayalım. Hemen sağ tarafta ileride bir tane köprümüz var. Orası şu anda yıkık. Evet, gördüğünüz olur burası. 300 tane parça odunla köprüyü onarıp karşıya geçebiliriz ama şu anda onu ilerleyen zamanlarda yaparız. Burası balıkçının yeri. Başkan Levis, büyük babanın barikasının ilk gecen nasıldı? İyi de. Yataktan şikayet ediyormuş. Falan filan. Bakalım balıkçımız burada mı? Balığa çıkıyorum, yarın döneceğim demiş. Bu daha sonra buraya geldiğimiz zaman bu balıkçı bize olta verip balık işine de bu şekilde başlayabiliriz ama şu anda herhangi bir şey yapamıyoruz. Keşfimize kasabada devam edelim. Kaç kişiyle tanıştık? 11 kişiyle tanışmışız. Yukarılara doğru şöyle bir çıkalım. Ha, burada birileri daha varmış. Hey, sen kimsin? Seninle tanıştık mı? Tanıştık. Senle Maro. Ah, seni yeni ah yeni sen yeni taşınan komşu değil misin? Evet. Ben Maro. Seninle tanışmak için sabırsızlanıyordum. İyi, tanıştık seninle de. Güzel. Evet, yavaş yavaş salon donmaya başladı.
Seninle tanıştık mı? Bam. Tamam, öyle olsun. Emily. Ah, yüzünden okuyabiliyorum. Belikan kasabasından olman hoşuna gidecek. Belikan kasabasında olman hoşuna gidecek. Akşam yapacak bir şey bulamazsan salona uğra. Orada çalışıyorum. Tamam. Kaç kişi olur şu anda? 14. Yarı yarıya en azından tanıştığımız insanlar olmuş. Olmazsa ileriki zamanlarda. Aha, sen kimsin? Seninle de tanışalım. Selam. Yeni gelen çocuk sensin. Harika. Alex. Sen? Seni tanımıyorum. Benimle neden konuşuyorsun? Bu da kasabanın herhalde şeysi çıktı. Kabadayısı çıktı. Burada uğramadığımız bir yer var mı? Ya da şöyle şuradan haritamıza bakalım. Başkanın köşkü. Demirci uğradık. Buraya da uğradık. Ha, şuraya uğramamışız. Bir uğrayalım buraya da. Burada evlerin hepsi açık herhalde. Ha teyzem, nasılsın? Evveli. İstersen sana ne diyebilirsin? Tamam, diyebilirim. Sen ne yapıyorsun? Televizyon mu izliyorsun? George. Bu kadar yeni insana tanışmak yine de itici değil mi? İsmi George, şimdi kayboldu. Hemen gidiyorum. Hemen gidiyorum. Hemen evini terk ettim. Hemen evini terk ettim. Yukarılara çıkalım biraz. Oraları keşfedelim. Burada ne var? Kilitli diyor. Belikan kasabası yazıyor. Kilitliymiş burası. Yukarı çıkabiliyoruz. Burada kim var? Çıktık. Evet. Sen, burada bir ev var. Burada da iki kişi var. Dur. Hatta üç kişi var. Sen kimsin? Robin. Biraz yoruldum. Evet. Dur buraya gel. Demir Rus. Benim adamım ve babasıyım. Kendimi tanımanı teşekkür ederim. Senle de tanıştık. Diğeri, ha gel, sen nereye gidiyorsun? Sen kimsin? Sebastian. Evet, yenileşen beni o kadar da varken belki kasabasını mı seçtin diyor. Bu buradan şikayetçi. Yapacak bir şey yok evlat. Yapacak bir şey yok. Envanterimiz dolu şu anda. Neyse, bu dursun. Burada ateş var. Kim o? Aha, söndü. Ay, sen kimsin? Linus, yabancı merhaba. Rahatsız olma, ben burada tek başıma yaşıyorum. Tamam. Yaşa. Artık bugün de kaç kişiyle tanıştık? 21 kişiyle tanıştık. Neyse, diğerleriyle olmazsa diğerleriyle de sonra tanışabiliriz. Bu yol nereye gidiyor? Ha, bu madene gidiyor. Şu anda maden yolu kapalı. O yüzden buraya hiç gerek yok. Biz şimdi çiftliğimize geri dönelim. Almış olduğum tohumları dikeyim de yarına kadar onları da
sulayıp ondan sonra zaten hep beraber büyüyüp ondan sonra da kasabanın marketine götürüp satabilirim. Ama çok şık yapmışlar kasaba meydanını. Gördüğünüz gibi. Acaba burada yıldız kaydı salonunda tanışmak için bakayım kim var? Senle tanıştık. Senle tanıştık mı? Tanıştık ha. Burada yok, buraya girmeyeceğim arkadaşlar. Burada oyun salonu var. Oyun salonuna takılırsak oyun içinde oyun yani. Oraya sonradan ben size girdiğim zaman yine videosunu çekerim. Saat 10.30'a geliyor. Enerjimiz bugün fazla gitmedi. Şimdi evime doğru gittim. Kaç tane var bende? 25 tane var. Şuraya şu ağacı şuradan bir keselim. Çünkü burayı tamam. Temizle şuraları. Tamam. Envanter dolu dediği için o yüzden şöyle yapalım. Envanterimiz dolu diyor. Evet. Fazlalık olan malzemeleri şuraya atalım önce. İlk günümüz kasabada bu şekilde geçmek üzere. Şu oran çapamla. Evet arkadaşlar, saat gece 12 olunca bakın. İnşallah yetiştiririm. Hemen tohumlarımızı ekelim. Hadi hadi hadi. Sakın uyup kalma. Hadi. Yetişirsin. Koş şimdi, eve koş. Yatağımıza. Evet. Yatağımıza. Bugün ilk günümüz bu şekilde arkadaşlar bitmiş oldu. Gerçekten çok güzel bir oyun. Ben çok severek oynadım ben bu oyunu daha önce. Sizin için video çekmek için arkadaşlar. Bakın o atmış olduğum şeyden 213 lira para kazandık yani. Çok güzel. Şimdi ertesi güne uyandık. Birinci günümüz bu şekilde bitmiş oldu. Arkadaşlar kanalım yeni olduğu için videomu paylaşıp like atarsanız çok sevinirim. Şimdilik hoşça kalın. Görüşmek üzere.